Kılıklarınızı giydirdiniz. İçinizde bir şüphe var mı? Şüphesi olan var mı? Ufacık var benim. Ufacık var. Ne var? Çantayı şu orada gördüğüm çantayı alabilirdim. Görmedin mi onu sen? Görmedim ya, sanki şimdi konulmuş gibi geldi bana. Olur mu canım? Olur mu? Göremedim. Sizin varmış şüpheniz anneciğim. Azıcık üzerine büyük gelmiş olabilir, sadece o. Öyle mi? Sizde? Yok. Yok. Bence hiç şüpheniz olmasın. Ben kızlarınızı gördüm. Alameti farika. Alameti farika. Hemen bakıyorum arkaya doğru, kızlarımız hazır mı? Aman tanrım, oh bir saniye, gözlerim çok kamaştı. Çok güzel kızlar var arkada, gözlerim kamaştı. Hazırsanız gözlerinizin kamaşmasına ben kızlarımı buraya davet ediyorum. Evet. Evet. O zaman yüksek alkışlarınızla kızlar geliyor. Burcu için daha yüksek. 3 numara. Ve 3 tane hanım kızımız için büyük bir alkış istiyorum. 3 bankerimiz birden yürüyor. Ne? Yetmez mi? Bir daha mı? Hayır, olamaz. Bir kez daha yürüyorlar. Bravo. Bravo. Yani sizlere mi teşekkür etsem bu kadar güzel olduğunuz için? Sizlere mi teşekkür etsem böyle kızlar yetiştirdiğiniz evet. için? Bize mi teşekkür etsek böyle güzel kıyafetler getirdiğimiz için? Evet. Yani bilemedim ya. Gerçekten bilemedim. Şuraya şöyle bakamıyorum. Bu kadar mı güzel oldu kızlar biz ya? Biz de öyle düşündük gerçekten. Yani arkadaşlarla şöyle bir bakıştık. Üçü de birbirinden güzel. Efendim şuraya doğru gelemedim. Annelerin böyle şeyleri, tüyleri diken diken oldu gururdan. Evet ya. Yaklaşamadım oraya efendim. O zaman hemen şöyle gerçekten. Burcu'dan başlamak istiyorum. Ey Burcu. Evet. Ey Burcu. Şöyle yanına artist bir dönüş yapıyorum ve geliyorum. Ne diyorsun üstündekiler hakkında? Çok beğendim, çok uyumlu buldum. Anne iyi seçmiş. Evet. Vallahi iyi bir kombin yapmışsın. Anne sen bu işten anlıyorsun ya, bak. Ve seçtiği eşarbı da buraya böyle güzel kombinlemiş. Evet, bedeni de tam. Ne kıyafeti bu? Bu piknik olabilir. Piknik. Bununla piknik olur böyle mu Burcu? Yok. Sen de böyle olma. Öyle piknik olmaz. 1970'lerin kadını var. Bir de saçları öyle yapsak. Evet. Çok güzel. Severim. Evet. Size geliyoruz Yağmur Hanım. Siz nasıl buluyorsunuz kostümünüzü? Çok beğendim. Çok beğendim. Tam tarzıma uygun. Tam anne sizin zevkinize şıp demiş bilmiş öyle mi? Evet kesinlikle. Ne kostümü bu? Alışverişe gidebilirim. Yemeğe gidebilirim. Yani gündüz arkadaşlarımla yemek yemeye çıkabilirim. Öyle mi? Evet. Geldik size. Vallahi billahi. Karaköy, Kadıköy vapuru gibi bembeyaz. Yemin ederim denizleri aç da gel ya. Böyle bir şey yok. Ne düşünüyorsun? Güzel olmuş. Hafta sonu dışarı çıkarken ya da işe giderken giyebileceğim şık bir kombin olduğunu düşünüyorum. Ne kıyafeti? Nereye gidiyorsun bunu? İşe gidiyorum. İşe gidiyorsun. Evet. Ne iş yapıyorsun sen? Masa başında falan. Masa başı. Büyük ihtimalle. Masa başı kıyafeti. O zaman hemen puanlamaya geçiyorum. Puanlama şöyle oluyor ki. Evet, bu konuda çok büyük telefonlar aldık. Çok bize çok şikayet geldi. Şöyle ki kahve etabındaki jüri çok zayıfmış. Jüri. Böyle jüri olmaz dediler. Efendim daha güçlü. Beton gibi jüri istediler. Biz de jüriyi siz seçtik. Sizsiniz jüri. Tamam. Yani kızlarımıza puanları siz veriyorsunuz. Ha nasıl veriyorsunuz? Kendi bıldırcınınıza, kendi kuzunuza puan veremiyorsunuz. Kendi kızınız hariç diğer kızların isimlerini yazabiliyorsunuz. Kızların isimleri hemen yazıyor. Ben tekrar isim provası yapıyorum. İsim? Demet. Yağmur. Burcu. Yağmur. Burcu. Demet.
Gördüğünüz gibi. Evet. Hazırsanız size 5 saniye veriyorum. Kendi kızınız hariç diğer kızın ismini yazıyorsunuz. Beğendiniz. 5, 4, 3, 2, 1. Acaba kimler yazıldı? Demet. Efendim. Bakalım senin ismin kaç kere gelecek? Yağmur ve Burcu, sizleri de göreceğiz. Evet. Hemen şöyle dönüyorum ve pembe masa, bakalım. Görüyoruz. Demet. 500 puan geldi. Sarı masa, sizi görebilir miyim? Burcu. 500 puan haneye yazdın. Dilek Hanım. Burcu. Efendim. Hemen Burcu'yla şöyle küçük bir yürüyüş yapıyoruz. Bizden tam 1000 puan kazandı. Buyurun efendim. Harika. Buyurun, yeniniz olan size. Efendim, bizden pembe masa 1000 puan. Bizden sarı masa puan alamadınız bu etapta. Siz de bizden 500 puan alıyorsunuz. Ve biz de pembe masayla çarka gidiyoruz. Siz mi geliyorsunuz? Evet, gel anne, gel. Gel. İşte bu. Güzel bir anneyle yarışalım bir de ya. Anne, bakayım ne var burada. Anne, neler yok ki? Bodrum duruyor. Boğaz'da kahvaltı duruyor. Kaynana seti duruyor. Ondan sonra Boğaz'da kahvaltı 2. Çamaşır makinesi. Mutfak robotu. Bodrum tatili bir tane daha var. Görümce seti var. Anne, yok yok. Evet, cep telefonu var. Evet, hepsi çok güzel. Vallahi her şey var ya. Bir ben yokum ya. Her şey var. Ama bana çamaşır makinesi çıkarsa çok sevinirim. Öyle mi? Evet. Anne, inşallah sana çamaşır i̇nşallah. Makinesi çıkar. Canım o zaman benim, senin çamaşır ederim. Makinesi için şarkının başına alıyorum. İnşallah çeviriyorsun ve sana çamaşır makinesi geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Şark en az bir tur dönüyor anne. Haydi bakalım çevir. Bakalım. Çamaşır makinesi. Gel anne şöyle gel. Hı. Çamaşır makinesi. Hadi sen bana söyle, sürpriz olsun. Gel bu zaman, dön 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 dön. En sevdiğim yer. En sevdiğim. Ne? Ay ne? Kötü. Anne, sana büyük ödül geldi. Nevresim takımı. Ay, inanmıyorum. Evde de o kadar çok ki onlardan, inanmıyorum. Annem benim. Neyse, olsun. Maksat yarışmak, evet, eğlenmek. Evet, bir sonraki etapta kazan, bizimle büyük ödüle gel. Evet, tamam mı? İnşallah. Orada daha güzel şeyler veririm İnşallah. Sana. Seni alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve biz derse ne yapıyoruz? Beşinci etap. Yani kim daha becekliğe gidiyoruz? Hadi. Evet. Geldik kim daha becekliğe etapımıza. Bu etap iki oyundan oluşuyor. İlk oyunumuzun adı Çile Bülbülüm Çile. Efendim, önünüzde bulunan yün çileleri var. Bunları saracaksınız. Ama dilerseniz önce ben toplam puanlarınızı hatırlatmak istiyorum. Pembe masa, bizden şu ana kadar aldığınız toplam puan 1500. Sarı masa, bizden aldığınız toplam puan 1250. Ve mor masa, maalesef 750. Efendim, şunu söylemek istiyorum. Bu etabımızın toplam puanı 1000 puan. Yani farkı açabilirsiniz ya da farkı kapatabilirsiniz. Tamam mıdır? Şunu söylemek istiyorum. Bu etabımız iki oyuna oluşuyor. İkisi de yüksek puanlı ama biri iki ya da iki oyun sonunda elenecek. Unutmayın. O yüzden iyi saldırın. Bir taraf yün çilesini tutuyor, bir taraf top yapıyor. Hangi taraf tutuyor, hangi taraf sarıyor? Anne sarıyor. Sen tutuyorsun, evet. Anne sarıyor. Sizde? Ben sarıyorum. Yağmur tutuyor. Sizde? Bizde de ben tutuyorum, annem sarıyor. Ha, bu taraf komple tutuyor, bu taraf evet. komple evet. sarıyor. O zaman saran anneler, size şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Yün çilesi bir top haline gelecek. Bittiğinde bana top haline vereceksiniz. Yani elimize sarmak yok. Evet. Elimize sarıp bitiriyorsak o sayılmıyor. Ha, ele sarılmaz mı? Muhakkak sarılır. Şöyle sararsın, geri çıkartırsın. Biraz daha sararsın bu tarafa ama bittiğinde, bana bittirdiğinizde bana bir yün çilesi yumağı vermek zorundasınız. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. O zaman yüksek müsaadenizle ben de oyuna geçmek istiyorum. Efendim, güzel annelerimizi bir adım öne alabilir miyiz? Lütfen yün çileleri karıştırmadan kızlarımızı öne alalım ve onların kollarına takabilir miyiz? Evet. Şimdi. Tamam, böyle. Güzel annelerimizi kırmızı çizginin arkasına alabilir miyim? Öyle gel. Bırakın yün çilelerini. Sizleri de alayım. Böyle. Efendim. Bakalım bir geliyor mu? Evet, bir karışıklık söz konusu değil. Efendim, evet.
tam ucundan tutar mısınız? Ki adalet bizim için çok önemli. Evet, bakalım burada bir karışıklık var mı? Karıştırırsanız bunu etap içerisinde bak, kendiniz çözmek zorundasınız. Bakıyorum. Evet, bu da geliyor. Elleme. Lütfen ucundan tutar mısınız? Evet, biraz daha. Heh, galiba aynı oldu herhalde. Hani ucundan tut ki ben şey kerteniz tamam. Alıyorum oradan. Teşekkür. Tam ucundan tutar mısın? Evet, sizinki biraz fazla olmuş. Hadi gördünüz mü? Bizim için adalet çok önemli. Çok önemli. Tamam. Çok önemli. Evet, bakalım sizin çilenizde bir karışıklık söz konusu mu? Bakıyoruz. Hayır, değil. Ümit Bey, şu ortada sanki düğüm gibi bir şey görüyorum. O sonu ya anne. Sonu. Ha, buraya geldim, bitiyor tamam. Zaten. Tamam. Tamam. Şöyle tutabilirsin anneciğim. Evet. Hazır mısınız sevgili güzel hanımlar? Dediğim gibi yün çilesini elimize sarmak yok. 1000 puan değerinde bir oyun. 2 oyundan oluşuyor bu etabımız. Yüksek puanlar, eleneceksiniz. Elenmemek için hızlı olmak zorundasınız. Süreye karşı değil, etaba karşı yarışıyorsunuz. Hazırsanız 3, 2, 1, başla! Başla, başla! Çevir, çevir. Ha, geçmiyoruz sizlere. Evet. Gergin tut. Yavaş, yavaş, yavaş. Çile bülbülüm çile. Gergin. Hayır, hayır, hayır. Yavaş. Anne çabuk. Yavaş yavaş. Çabuk çabuk. Kendin sallanma. Çabuk hızlı çabuk. Hızlı anne. Hadi hadi hadi. 1000 puan. Yavaş, yavaş anne çok hızlı yap. Haydi haydi Yağmur haydi. Haydi. Bilekler çalışsın bilekler. Anne hadi çabuk, çok çabuk, yap. Çabuk çabuk. Yavaş yavaş. Haydi. Hadi hadi hadi. Hadi. Bekle. Çabuk anne. Mor masaya gidiyor. Mor masa. Geliyor. 1000 puan geliyor mor masa. Çok yakın. Çıkar çıkar çıkar. Düğün var ucunda. Ve 1000 puan. Dur Burcu ya. Gel. Efendim. Çile bülbülüm çilede. Bizden 1000 puanı mor masa aldı. Bakalım. Buyur anne ne oldu? Bravo, nasıl yaptın? Bravo, anne işte tebrik ediyorum. Bizden 1000 puanı forması aldı. Bakalım ikinci oyunumuz, yani yanakları al al olmuş da kim neler yapıyor? Hep beraber görüyoruz. Geldik bu etabın ikinci oyununa. Yanakları al al olmuş. Bakalım hangi masamızın yanakları daha al al olmuş? Gidiyoruz. Evet. Sevgili hanımlar, yanakları al al oyunumuza gelmiş bulunmakta. Yes. Görmüş olduğunuz gibi kasaların içerisinde domatesler var. Her zaman ya bu masaya anlatıyorum ya o masaya anlatıyorum. Aman be, içim sıkıldı vallahi. Evet, size anlatacağım. Görmüş olduğunuz organik domateslerimizi, domateslerimiz organiktir. Şöyle iki avucunuzun arasına alıyorsunuz. Anneciğim. Ne oldu anne? Bakıyorum. Ne yaptın? Bakıyorum. Şöyle ki iki avucumuzun arasına alıp sıkıyoruz anneler. Kendi önlerinizdeki şeye. Kendimiz bildiğimiz gibi de yapabilir miyiz? O zaman suyu az çıkıyor. Biz denedik. Bak en iyi şöyle yaptığın zaman suya çıkıyor. Sonra basıyorsun, eziyorsun. Suyu burada çıkartıyorsun, eziyorsun. Posayı buraya atıyorsun. Buradaki biriktirdiğiniz suyu içine kabuklar falan filan oluyor ya. Buraya döküyorsunuz. Küçük domates. Kızımız da buradaki domatesi, çiğ köfte, yoğur gibi yoğurduktan sonra posayı buraya döküyor. Bunu alıyor. En az 3 kere buraya gelmek kaydıyla önlerinizde bulunan şu huniden içeriye bu böyle döküyor. Ve buradan ilk damlayı buraya kim düşürse bizden tam 1500 puan alıyor. Unutmayın hanımlar, bu etabın sonunda çark yok. Bu etabın sonunda hüzün var. Birimizi elemek zorundayım. Ay. Tamam mıdır? Evet. O yüzden can haliyle sıkın domatesleri. Hazırsanız güzel seyircimle birlikte 3'ten geriye saymak istiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, başlayın hanımlar, başlayın. Harika. Parçala, 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 parçala. Sık, 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 sık. Harika. Sık, sık, sık. Evet, evet. Harika. Panik yapma. Ne ya? Tamam götür. Götürün mü? Ha yok. Sık sık daha sık biraz daha. Sen onu sık.